İnsanı diğer türlerden ayıran birçok şey vardır. Fakat insanı büyük ölçüde ayıran şey insanların topluca öğrenen canlılar olmasıdır. Topluca öğrenebilen insanlar. Ve bunu anlayabilmek için hayvanlar krallığındaki insana en benzer canlı olan şempanzenin nasıl iletişim kurabildiğine bakalım. Bir şempanze hayatı boyunca Birçok farklı deneyim edinebilir. Hatta bazı aletleri kullanmayı öğrenebilir. Onları idare edebilir. Kim bilir? Belki aletleri kendi yapmayı bile öğrenebilir. Belki eline bir dal alıp bununla yaprakları temizler ve bir delikten karıncaları çıkartabilir ya da başka şeyler yapabilir. Kısacası hayatları boyunca tüm bunları öğrenebilirler. Bu durumda şempanzelerin lehine olan durumu söyleyelim. Öğrendikleri tüm bu şeyleri grubun diğer üyelerine, özellikle yavrularına öğretebilirler. Şempanzelerin talihsiz olduğu durumsa birbirleriyle iletişime geçebilmek için etkili bir yöntemlerinin olmamasıdır. Bu nedenle çoğu şempanze için bir şeyi öğrenmenin yolu onu bir şekilde göstermekten geçiyor göstermek anlatabilmek değil yalnızca göstermek Bu çok açık ve belirgin bir yöntem olmadığı, yararsız bir iletişim yöntemi olduğu için bu şempanzenin yaşamı boyunca sahip olduğu birikim tüm ayrıntılarıyla bir sonraki nesle veya etraftaki diğer şempanzelere devredilemiyor. Buna bağlı olarak ortaya muazzam bir enerji ve bilgi kaybı çıkıyor. Şempanzelerin aktarabildikleri bilgiler genelde günümüzde de gözlemlediğimiz türden şeyler. Diğer öğrendikleri ise mevsimlerle alakalı dönemsel şeyler gibi ya da bir şeyi nasıl kullanacakları gibi şeyler. Bunları ise ancak göstererek öğretebilirler. Tarif ederek öğretemezler. Böylece de bilgi kaybı oluşuyor. Bu hayvanlar yaşamlarının sonuna kadar aynı oranda bilgi edinmeyi sürdürebilir. Aynı oranda bilgiyi ediniyorlar fakat ne zaman ki bu bilgiyi paylaşmak isteyecekler, işte o zaman karşılarına yine aynı sorun çıkacak. Sahip oldukları imkan çerçevesinde iletişim kurmaları çok zor. Ki bu yaptıkları diğer şempanzelere sadece göstermekten ibaret. Bir kez daha bilgi kaybına uğruyoruz. Böylece bu durumda yetişkin bir şempanze yaşamı boyunca birçok şey öğrense ve bunları bir şekilde nesilden nesile aktarabilse bile bu türden bir iletişim modelinde çok fazla bilgi kaybı oluyor. Ve böylece bu şempanze nüfusunda bilgi birikimi asla oluşmaz. Diğer yandan insanlar sembolik dil denilen şeye sahip. Birazdan bundan bahsedeceğim ama şu an için insan dilinin birine bir şeyi göstererek öğretmekten çok daha açık ve etkili olduğunu söylemek doğru olur. Bir şeyi sözlü iletişime geçmeden öğrenmek zorunda kaldığınızı hayal edin. Bu durumda öğreten kişinin sadece hareketlerini izlersiniz. Şempanzelerin birbirlerine bir şey öğretmelerinin ne kadar zor olduğunu bir düşünün. İnsanlarsa sembolik dil denen iletişimin oldukça açık ve etkili yoluna sahip. Bu şekilde bir insan bir diğeriyle iyi iletişim kurabiliyor. Her bir ayrıntıyı ve deneyimi almasa da büyük bir bölümüne ulaşabiliyor. Tam buraya bir kısmını çiziyorum. Diğerine de başka bir insan. Belki bu bir çocuk. Belki kabilenin başka bir üyesi. Her neyse. Bu insan başka tür bir yenilik keşfedebilir. Tüm bu öğrenme yetisini önceki nesilden veya çevrelerindeki başka insanlardan edinebiliyor ve kendilerine ait ayrıntılar, yenilikler inşa edebiliyorlar. Bu insan kendine ait ayrıntı ve yenilik kazanmış olabilir. Bunu sağlayacak iyi bir iletişim mekanizmaları bulunduğu için de şuradaki öğrendiklerini buna aktarabilir ve birçok şeyi birbirlerine öğretebilirler. Belki hepsini değil ama önemli bir kısmını. Bir işi nasıl yaptıklarını, yılın zamanlarını, bir işi yapmanın ne zaman iyi olup ne zaman olmayacağını, geleceği nasıl planlayacaklarını bu yeni öğrenme biçiminin tarihini ayrıntılı bir şekilde tasvir edebilirler. Ve tüm bunları bu güçlü iletişim mekanizması sağlıyor. Bu güçlü, açık, etkili bir iletişim. Bu insan grubu yani aslında insan uygarlığı ortak bir hafızaya sahip olabiliyor. Ortak, kolektif hafızaya sahip. Şempanzelerde ise her yeni nesilde bir şempanze diğer şempanzelerin önceki nesillerde zaten yaptığı şeyleri yeniden öğrenmek zorundadır çok ilerleme kaydedemez ve belli konularda ustalaşamazlar. İnsanlarda ise bilgi öğrenildiği ve tekrarlandığı müddetçe bunun büyükçe bir kısmı diğer insanlara aktarılabiliyor. Öyleyse bunların hepsi ya da büyük bir kısmı gelecek nesle aktarılabilir. Yazılı dilden henüz bahsetmiyorum bile. Bu kadar iletişim sözlü olarak da çok güçlü, anlaşılır ve etkili bir iletişim yöntemidir. Yazılı iletişimse bunu bir sonraki seviyeye taşıyor. Sonra diyelim ki şuradaki insan yeni bir fikir ortaya atıyor. Şimdi herkes bir yenilik sunuyorsa ve önceki nesillerde herkesin öğrendiği şeyi öğrenmeye devam ediyorsa belki bu bugüne dek bir insanın sahip olduğu toplam hafıza oranını büyütebilir diye düşünmüş olabilirsiniz ki bu da insanların daha fazla hafızaya sahip olmasının sebebi olarak görülen şeylerden biridir. Elimizde bir nesilden diğerine, bir insandan öbürüne aktarılacak olan ortak bir bilinç bulunuyor ama bunun da bir sınırı var ve bu da ortak hafızaya ait ortak bakış açısının ve ortak öğrenimin gerçekten güçlü olduğu bir diğer element. İnsan bu güçlü iletişim mekanizması nedeniyle sadece hafızadaki bilgi ve deneyimle sınırlı değildir. Bunlardan faydalanabilir de. Bu aşağıdaki insan bu bilgiye sahip değil belki. Aynı bilgi başka bir insana aktarılabilir. Bunu kopyalayıp yapıştırayım. Belki de aynı dönemde yaşayan bu diğer insan uygun bir zamanda bundan faydalanabilir ve belki bu kişiden o şeyi öğrenebilir. Veya diyelim ki dünyanın başka bir kesimindeler. Bu kişi bu bilgiyi kullanarak belli araçlar yaratıyor. Diğerinin bu bilgiye sahip olmasına daha fazla gerek kalmıyor. O bilgiden elde edileni kullanarak daha ilerisini düşünebilir, o bilgiyi geliştirebilir. İnsanların bunu yapabilmesini sağlayan tek şey nesilden nesile, insandan insana bilgiyi geçirebilmeleri ve üzerine fazlasını ekleyebilmeleri değildir. Ayrıca tüm insanların beyinlerinin birleşerek kolektif bir hafıza bankası olarak kullanabilmeleri de bunu sağlar. Bu da ekosistemde belli parçalara adapte olabilmelerini, gelişmelerini, yeni şeyler bulmalarını veya birbirlerine bunları öğretebilmelerini sağlar. Ve bildiğimiz kadarıyla hayvanlar aleminde yeni bir şey. Tüm bunların beyne, hafızaya veya sadece belli bir türün bireyine değil, bütün bir uygarlığın beynine, hafızasına veya belli bir grubun kolektif beynine özgü olduğunu anlıyoruz. Bildiğim kadarıyla tüm insanların yapmayı bildiği her şeyi yapmayı bilen bir insan yok. Ama büyük ihtimalle başka bir şempanzenin yapmayı bildiği her şeyi yapabilen bir şempanze vardır. Aynı zamanda savaş pilotu doktor, jimnastikçi, bir avukat olup felsefeden anlayan ve 20 dil bilen bir insan yok. Benim bildiğim kadarıyla yeryüzünde böyle bir insan yok. Neyse, sorun değil. Nasılsa uygarlığı ileriye taşıyabilmek için diğer insanların yetenek ve deneyimlerine sahip olabiliyorlar. Hiçbirimiz bildiğimiz kadarıyla uygarlığımızı inşa etmemizi sağlayacak her şeyi yapmayı bilmiyoruz. Fakat bunu yapacak olan bilgi ortak hafızamızda saklı bulunuyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Tamam. Başka hayvanlarda bulunmayan güçlü, net ve etkili bir iletişim türüne sahip olduğumuz önermesiyle başladın. Peki diğer hayvanların hiçbirinde belli bir dil biçimi bulunmuyor mu? Mesela maymunlar bile tehlikedeyken çığlık atmıyorlar mı? Bazı hayvanların bazı bilgileri aktaran sesleri, şarkıları var. Örneğin eş ararken söyledikleri şarkılar gibi. Bu bir tür iletişim yöntemi değil mi? Evet. Tabii ki bu bir iletişim yöntemi. Ama öğrenme, öğretme söz konusu olduğunda işe yaradığı söylenemez. Bir şempanzenin öğrenme sesi olarak çığlık attığını duydunuz mu? Duyamazsınız. Uyarı için bu sesi biraz çıkartabilirler ama yalnızca uyarı için. Fakat bu sesler veya mimikler aracılığıyla geçirilebilecek belli bir ayrıntı veya bir ifade yoktur. İnsana ait dilde özellikle etkili olan sembolik dildir. Sembolik bir dil. Bu sembolik bir dildir. Bu sembolik bir dildir dediğimde bunu yazılı sembollerden bile geniş bir manada söylüyorum. Seslerin kendilerinden bahsediyorum. Öyleyse yazının bile olmadığı bir döneme gidelim. Sembolik dilden bahsederken sembolik olmayan dilden de bahsedelim. Sembolik olmayan dilde sesler bulunabilir. Buna birinci ses diyelim. Bu bir anlam taşıyor. Buna birinci anlam diyelim. Birinci anlam. Bu belli bir tür çığlık olabilir bir yırtıcının yaklaşmakta olduğu anlamına geliyordur belki. Sonra da ikinci ses veya mimik gibi bir şey var. Bu da ikinci anlam olsun. Bu üreme dönemindeyim mesajını veya başka bir şeyi iletecek türden bir şarkı olabilir. Elimizde üçüncü jest var. Bu doğrudan bir anlama sahip olsun. Örneğin yiyecek buldum gibi. İnsanlar belli sesleri belli anlamlarla bağdaştırabilir. Örneğin insanlarda birinci ses, birinci anlama karşılık gelir. Buna birinci sesin karşılığı diyeceğim. İkinci anlama karşılık gelen ses, ikinci ses var. Üçüncü anlama gelen bir de üçüncü ses. Bunların hepsi doğrudan temsillerdir. Fakat sembolik dilin en güçlü tarafı bu sözlü sembollerin sonsuz anlam kazanabilmesi için belirlenen kurallara ve gramere bağlanabilmesi. İşte bu insana ait dilin diğer dillere üstün gelmesini sağlayan şeydir. Bu dili sağlam ve etkili bir iletişim mekanizması kılar. Elinizdekileri birleştirin. Birinci ses, ikinci ses, üçüncü ses, şimdi başka bir anlama gelecek. Dördüncü anlama. Sonra belki de üçüncü, ikinci, birinci seslerin beşinci anlama geleceği bir kompozisyon elde edersiniz. Elinizde onlarca veya binlerce ses varsa ki mevcut dilimizde sözlü kelimelerimiz bu seslerden oluşuyor. Bunları farklı biçimlerde bir araya getirerek sonsuz sayıda anlam elde edebilirsiniz. Bunun biraz soyut kaçtığını düşünüyorsanız birinci sesin benim köpek sözcüğünü söyleyen sesim olduğunu hayal edin. Bunu yazmayacağım çünkü yazılı iletişimden de eski bir dünyayı hayal etmek istiyorum. Öyleyse birinci sesimiz köpek sesi. Çıkardığı ses değil, benim köpek değişimin sesi. İkinci sesimiz adamı sesi. Ve üçüncü sesimiz de yiyor sesi. Kelimeye göre ilk ses köpeği duyduysanız tamam şimdi bir tür köpek canlandırabilirim diye düşünürsünüz ve gözünüzde bir köpek canlandırırsınız. İkinci ses olan adamı sesini duyduysanız tamam adamı canlandırıyorsunuz. Bir adam diye düşünürsünüz. Ve üçüncü ses yiyorla da bir tür yeme şeklini canlandırıyorsunuz. Bu sembolik olmayan bir dil olsaydı bu üç sesten anlayacaklarınız bu kadarla kalırdı. Fakat sembolik bir dilde bunları birleştirip anlamlandırabiliyor ve köpek adamı yiyor diyebiliyoruz. Bir kez daha üç sesi, üç sembolik sesi yeniden kullandık. Fakat şimdi belli nesnelere veya eylemlere değil de yeni ve daha karmaşık bir anlama büründüğünü görüyoruz adam köpeği yiyor da denilebilirdi ki bu pek hoş değil ama öyle de denebilirdi. Aynı seslerden farklı anlamlar elde etmiş olduk. Sonsuz sayıda anlam sunmalarının yanında bu sembolik diller size detay vererek gerçekten soyut şeyleri de anlamanıza yardım eder. Evet, en önemlisi de bir varlığın diğerleriyle İsteğe göre gerçek bir iletişim için gerekli olan tüm deneyim ve bilgileri barındırmasıdır. Hoşçakalın.